Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulma konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kitabımızın bu konuyla ilgili verdiği bilgiyle başlayalım. Bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için önce çokluğun birim kesir kadarı hesaplanır. Bulunan sayı kesrin payı ile çarpılarak çokluğun belirtilen yüzdesi hesaplanmış olur demiş. Örnek olarak da 60'ın %30'unu bulalım demiş. Birinci yol, ikinci yol. İki yolla bulmuş. 30 bölü 100'ü yani %30'u 30 bölü 100 olarak yazdıktan sonra sadeleştirmiş. Sadeleştirdikten sonra da bakın 60'ın 3 bölü 10'unu bulduğumuzda %30'unu bulmuş oluruz. 60'ı paydaya bölmüş. Çıkan sonucu da pay ile çarpmış gördüğünüz gibi. Ve 18 olarak bulmuş. İkinci yolda ise yüzdesi bulunan sayıyı belirtilen yüzde ile çarpalım demiş çarpımı 100'e bölelim. Yani 60'ı istenilen %30 ile çarpalım, sonra da çıkan sonucu 100'e bölelim. Yine 18 olarak buluruz demiş. Biz bu iki yoldan hangisi kolayımıza gelirse onu kullanabiliriz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyerek de çalışmalarımıza başlayalım. 80'in %40'ı kaçtır? Çocuklar 80'in %40'ını bulurken bakın 80'in %40'ı şu şekilde yazılarak yani 40 bölü 100'ü bulunacak. Bu ne yaparız? Sadeleştirip bakın 40'ı 20'ye böl 2, 100'ü 20'ye böl 5. 80'in 2 bölü 5'ini de bulabiliriz direkt. Yani %40'ını bulmak demek 2 bölü 5'ini bulmak demektir. 80'in 2 bölü 5'i bulunurken de 80 kesrin paydasına bölünür yani 5'e bölünür 16 çıkar. Çıkan sonuç 16 da Kesim payıyla çarpılır. 2 ile çarptık. 32'dir diyoruz. İkinci sorumuzda 60'ın %50'si kaçtır demiş. Yine %50'yi kesir olarak yazıyoruz. 50 bölü 100. Bunu da sadeleştirirsek 50'yi 50'ye böl 1, 100'ü 50'ye böl 2. Ne olur? 60'ın 1 bölü 2'si kaçtır olur? 60'ı paydaya böleriz. 30 çıkar çıkan sonucu da payla çarparız. 30'dur deriz. 90'ın %20'si kaçtır demiş. Burada da şu yöntemi kullanalım çocuklar. 90'ı 20 ile çarpalım. Bakın sağ tarafında sıfırlı olan sayıları çarparken 9 ile 2 çarpılır, 18'dir. Çarpma işleminde bu sıfırlar sonucun sağ tarafına yazılır. Yani 90 ile 20'nin çarpımı 1800 olur. Ama %20'sini bulacağız. Çıkan sonucu yani 1800'ü de 100'e böleriz. Bir sayıyı 100'e bölerken o sayının sıfırları varsa sağ tarafında. 100'den 1 sıfır o sayıdan 1 sıfır. 100'den 1 sıfır daha o sayıdan da 1 sıfır daha sileriz. Sonucu 18 bölü 1'den 18 olarak oluruz. 90'ın %30'u kaçtır? 30 bölü 100 yazalım. %30 yerine. Sonra sadeleştirelim. 30'u 10'a böleriz 3. 100'ü 10'a böleriz 10 olur. 90'ın 3 bölü 10'unu bulacağız. 90'ı paydaya böleriz. 10'a böleriz 9. Çıkan 9'u da pay ile çarparız. 9 kere 3 27 olur. 84'ün %75'i kaçtır? %75'i 75 bölü 100 olarak yazalım ve 25 ile sadeleşir. 75'i 25'e böldüğümüzde 3, 100'ü 25'e bölersek 4 olur. 84'ün 3 bölü 4'ü bulunurken de 84 kesrin paydasına bölünür. Birim kesir kadarı bulunur. 21'dir. Çıkan sonuç da pay ile çarpılır. 21 çarpı 3'ten 63 olarak bulunur diyoruz. Evet devam edelim. 40'ın %40'ı kaçtır? %40'ı 40 bölü 100 olarak yazalım. 40'ın yüzde 40'ını bulacağız. 40 bölü yüzü de 20 ile sadeleştirelim. Payını ve paydasını 20'ye bölebiliyoruz. 40'ı 20'ye böldüm. 2, 100'ü 20'ye böldüm. 5. 2 bölü 5'ini bulacağız şimdi 40'ın. 40'ı paydaya böleriz 5'e. 8 çıkar. Çıkan sonucu da pay ile çarparız. 2 ile 16'dır deriz. 150'nin %60'ı kaçtır? 60 bölü 100 yazalım. %60'ı. Sonra 20 ile sadeleştirelim. 60'ı 20'ye böl 3. 100'ü 20'ye böl 5'tir. 150'nin 3 bölü 5'ini bulacağız. 150'yi 5'e böleriz. 30. Çıkan sonucu da pay ile çarparız. 3 ile 90'dır deriz. 85'in %20'si kaçtır? Yine %20'yi 20 bölü 100 olarak yazalım ve sadeleştirelim. 20'yi 20'ye böldüğümde 1, 100'ü 20'ye bölersem 5, 85'in 5'te 1'ini bulacağız. 85'i 5'e böleriz, birim kesir kadarını bulmuş oluruz zaten. 1 kere var, 7 kere var. 17'dir. Çıkan sonucu da payla çarparız. 17 çarpı 1'den 17'dir. 64'ün %25'i kaçtır? %25'i 25 bölü 100 yazalım. Sonra sadeleştirelim 25 ile. Payını ve paydasını 25'e böleriz. 1 bölü 4 olur. 64'ün 1 bölü 4'ünü bulacağız. 64 4'e bölünür. 16 olur. Çıkan sonuç 16 pay ile çarpılır. 16'dır diyoruz. 200'ün %55'i kaçtır? Çocuklar burada da şunu yapacağız. Bakın. 55 bölü 100 yazalım. Eğer sayımız 100'ün katıysa bakın 200 100'ün katı olduğu için 200'ün yüzde 55'i bulunurken 200'ü 100'e böleriz. Paydaya kolayca bölebildiğimiz için 2 çıkar. Çıkan sonucu da pay ile çarparız. 55 ile de 2'yi çarptığımızda 110 olarak buluruz. Evet. İkinci çalışmamız aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 125'in %72'si kaçtır? 72 bölü 100 yazalım. Sonra sadeleştirelim. 72 4'e bölünür mü? Bölünür. Böldüğümüzde 18 olur. %4'e bölünür 25 olur. 25'te 18'ini bulacağız 125'in. 125'in 25'te 18'ini bulmak için 125 kesrin paydasına bölünür. Birim kesir kadarı bulunur. 25'e böldük, 5 çıkar. Sonra payıyla çarpılır çıkan sonuç 5 ile de 18'i çarparsak 90 olur. 80'in yüzde 65'i kaçtır? Yine 65 bölü 100 yazalım ve sadeleştirelim. 65'i 5'e böleriz, 100'ü de 5'e bölebiliriz. Sadeleştirdiğimizde 13 bölü 20 olur. Şimdi 80'in 13 bölü 20'sini bulacağız. 80'i 20'ye böleriz. Çıkan sonucu da 13 ile çarparız. Dolayısıyla 80 bölü 20 eşittir 4'tür. 4 çarpı 13 de 52 olur. 164'ün %25'i kaçtır demiş. %25'i 25 bölü 100 olarak yazalım ve sadeleştirelim. 25'i 25'e bölersek 1, 125'e bölersek 4. 164'ün 4'te 1'ini bulacağız. Yani çeyreğini bulacağız. 164'ü 4'e böleriz. Ne olur? 41. 41'i de kesrin payıyla çarparız. Sonuç 41'dir. 864'ün %50'si kaçtır? %50'yi 50 bölü 100 yazalım. Ve 50 ile sadeleştirirsek 50'yi 50'ye böldüğümüzde 1, 100'ü 50'ye bölersek 2, 864'ün 1 bölü 2'sini bulacağız. Yani yarısını bulacağız. 864'ü 2'ye böleriz. 4 kere var, 3 kere var, 2 kere var. 432. Çıkan sonucu da pay ile çarparız. 432 çarpı 1 eşittir. 432'dir. Hocam 1 ile niye çarpıyoruz? Zaten bulmuştuk demeyin. Bunu alışkanlık haline getirin. Her zaman 1 olmaz burada. 175'in %48'i kaçtır? 48 bölü 100'ünü bulacağız. 4'e bölünür 48 ne olur? 12 olur. 100 de 4'e bölünür 25 olur. Yani 175'in 12 bölü 25'ini bulacağız. 175'i paydaya böleriz. Çıkan sonucu da pay ile çarparız. 175'i 25'e böldüğümüzde 7 çıkar. 7 ile de 12'yi çarparsak 84 olur. 225'in %68'i kaçtır demiş. %68'i 68 bölü 100 olarak yazalım ve sadeleştirelim. 68'i 4'e bölersek 17. 100'ü 4'e bölersek 25 olur. 225'in 17 bölü 25'i bulunurken de 225 kesrin paydasına bölünür. Çıkan sonuç da payıyla çarpılır. 225 bölü 25 eşittir 9 Sonra da 17 ile de 9'u çarpıyoruz. 9 kere 7, 63 elde var. 6, 9 kere 1, 9, 6 da elde, 15, 153 olur diyoruz. 45'in %60'ı kaçtır? 60 bölü 100 olarak yazalım ve sadeleştirelim kesrimizi. 60'ı 20'ye bölerim 3, 100'ü 20'ye bölerim 5. 45'i 5'e böler 9 bulurum. 9'u da payımızla çarparız. 3 ile sonucu 27 olarak oluruz. 3. sorumuzda aşağıdaki tabloda bir mağazadaki bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu mağazanın sahibi tablodaki ürünlerin fiyatına %15 indirim yapıyor. Her bir ürüne yapılan indirim miktarını bulunuz demiş. yüzde %15 indirim şu şekilde 15 bölü 100 olarak yazılır. Sonra sadeleştirirsek 15'i 5'e böl 3, 100'ü 5'e böl 20 olur. Yani 3 bölü 20'sini bulacağız fiyatlarının. Kazak 140 liraymış. Kazanın 3 bölü 20'si bulunurken 140 20'ye bölünür 7 olur. Çıkan 7 de kesrimizin payıyla yani 3 ile çarpılır 21 olur. 21 TL indirim yapılacakmış kazakta. Pantolonda 180 liraymış. 20'ye bölelim. 9 olur. 9'la da 3'ü çarparız. 27 TL indirim olacakmış. Gömlek ise 120 liraymış. 120'yi 20'ye bölelim. 6 olur. 6'yı da 3 ile çarparsak 18 TL indirim yapılmış olur. Örneğin sorumuz görselde verilen birinci kap su ile tamamen doludur. İkinci kap ise boştur. Birinci kaptaki suyun yüzde 40'ı ikinci kaba dökülüyor. Buna göre ikinci kaptan kaç litre su taşar demiş. Bakın birinci kapta 40 litre su var. Bu 40 litrenin yüzde 40'ı ikinci kaba dökülüyormuş. 40'ın yüzde 40'ını bir bulalım. 40 litrenin %40 yüzde 40'ı 40 bölü 100 olarak yazalım ve sadeleştirelim kesrimizi. 40'ı 20'ye böl 2. 120'ye 20'ye böl 5'tir. 40'ın 2 bölü 5'ini bulacağız şimdi. 40'ı 5'e böleriz. 8. 8'i de 2 ile çarparız. 16. 16 litre su aktarılacakmış. İkinci kaba. Şimdi buraya biz 16 litre su koyarsak kaç litresi taşar? Kabın hacmi zaten 15 litreymiş. 15 litre su alabiliyormuş. 16'dan 15'i çıkardığımızda 1 litre su taşar diyeceğiz. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.